ederiz. İkinci konu başlığımız olan ulaşılabilirlik ile ilgili yasa mevzuatı neleri ve kimleri kapsar? Yasa ile beraber ne gibi değişiklikler olacaktır? Ve bunun için ne kadar süre kaldığı konularıyla ilgili anlatım ve bilgi sunumu bizlere Sayın Deniz Çağlayan Gümüş tarafından yapılacaktır. Şimdi kısaca biraz Sayın Çağlayan Gümüş'ten bahsetmek istiyorum. 94 yılında lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamladı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama bölümünde yüksek lisans programından mezun oldu. 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü doktora programını tamamladı. Sayın Gümüş, 12 Ocak 1998 tarihinden bu yana Özürlü ve Yaşlı Genel Müdürlüğü'nde görev yapmaktadır. Teşekkür ederim. Sayın katılımcılar, hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugünkü görev dağılımında ben sizlerle ülkemizdeki ulaşılabilirlik mevzuatını paylaşmak üzere bir sunum hazırladım. Ancak sunuma başlamadan önce Halime hocamızın çizdiği çerçeve doğrultusunda bizim bakanlık ve genel müdürlük olarak ulaşılabilirliği nasıl tanımladığımızı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu tanım farklı kaynaklardan yıllar içerisinde karşılaştığımız çeşitli sorunlar veya bu sorunların çözümlerine yönelik bulduğumuz yöntemlerle de ilgili olarak gelişmişti. Biz ulaşılabilirliği herkesin istediği her yere ve her hizmete bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi şeklinde tanımlıyoruz. Buradaki herkesin ifadesinin zaten Halime Hocam oldukça detaylı bir şekilde altını çizdi. Her yere ve her hizmete derken neyi kastediyoruz? Ulaşılabilirliği bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Az önce Ayhan Başkan'ın belirttiği gibi binamızda, şu anda bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz binamızda özürler için ulaşılabilir bir tuvalet, üst kata erişmek için bir merdiven asansörü veya girişte herhangi bir engel bulunmayabilir. Ancak buraya ulaşmak için belediye tarafından gerekli önlemler alınmamışsa ya da binada uygun ulaşılabilir bir otopark sağlanmamışsa bir kopukluk olacak ve hareket kısıtlılığı bulunan kişi bu binaya erişemediği için bu binayı da kullanamayacak. Burada aslında bahsettiğimiz, kastettiğimiz ulaşılabilirliğin bir zincir olduğu ve açık alanlar, binalar, toplu taşıma, kent içindeki sunulan toplu taşıma hizmetleri ve bilgilendirme hizmetleri bütünü içerisinde zincirin tüm halkalarının tam olması gerektiği. Ayrıca takdir edersiniz ki bir kentte topluma sunulan hizmetlerden, olanaklardan faydalanmak herkesin eşit şekilde hakkı. Eğer uygulayıcılar uygulama sürecine kadar ki planlama ve proje çalışmalarını yapan bizler, teknik kişiler, sadece toplumdaki belli bir grubu hedef alıp onlara yönelik çalışmalar yapıyorsak, faaliyetler gerçekleştiriyorsak, bu durumda biz toplumun bir kısmını da göz ardı ediyoruz demektir. Ve biz yaptığımız yapılı çevre uygulamalarıyla toplumda ciddi anlamda ayrışmanın da temellerini atıyoruz demektir. Buradan bağımsız ve güvenli kullanıma gelmek istiyorum. Bağımsız kullanım diyoruz. Yani hiç kimsenin yardımı olmaksızın mümkün olduğunca bağımsız kullanım. Bir rampa inşa ettiğimizi düşünelim bir bina girişinde. Rampanın başına tekerlek sandalye kullanıcısı gelip rampanın eğimi nedeniyle bina girişine ulaşamadığı zaman çevresinde bir kişinin yardımına ihtiyaç duyarak bir yardım arayışına girdiği zaman o rampanın çok da bir anlamı olmayacak. Bunun yanında tabii yine rampa örneğinden gidecek olursak güvenli kullanım çok önemli. Yaptığımız çalışmalarda herhangi bir kazaya yol açmayacak, güvenlik ihlali yapmayacak şekilde uygulamalara gitmeliyiz. Ulaşılabilirlik tanımını verdikten sonra şöyle bir özet yapmak istiyorum üzülerek. Çeşitli mevzuat düzenlemeleri var. Az sonra sizlerle paylaşacağım. Teorik bilgilerimiz gördüğünüz gibi gayet yeterli. Fakat ülkemizde ulaşılabilirlik düzenlemeleri ya hiç yapılmıyor ya da hatalı ve eksik yapılıyor.
Yani hiç yapılmaması kadar hatalı ve eksik yapılması, yani standartlara uygun kullanılamayan sonuçlarla karşılaşmamız da en az o kadar bizim için sorun teşkil ediyor. Mevzuata geçecek olursak, öncelikle Birleşmiş Milletler engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyle başlamak istiyorum. Bu sözleşme ülkemizce yasal olarak 28 Ekim 2009 tarihi itibariyle yürürlük kazandı. Erişilebilirlik olarak çevrildi, çeviriyi yapan kurum tarafından. Sözleşme metninin başlangıcında ulaşılabilirlik konusu 3. maddede ve 9. maddede düzenleniyor. En ayrıntılı düzenleme ise 9. maddede. Bu madde taraf devletlerce özürlerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirlerin alınmasını hüküm altına almakta ve bu tedbirlerin hangi alanlarda nasıl alınması gerektiğini açıklamakta. Oldukça genel, çerçeve bir düzenleme. Şimdi buradan ulusal mevzuatımızla ilgili olarak 5378 sayılı 7 Temmuz 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürler Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 122. ayrımcılıkla ilgili olan 122. maddesine geçmek istiyorum. Bu maddede dil, ırk, renk, cinsiyet ibaresinden sonra gelmek üzere özürlülük ibaresi eklenmişti. Ayrımcılık maddesi derken kapsamı şu şekilde: kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan, besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden, kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Şimdi bizim yapılı çevreyle ilgili faaliyetler açısından görev alanımıza gördüğünüz gibi hep bütün bu maddeler giriyor. Ve biz aslında ulaşılabilir olmayan, daha doğrusu engelleri barındıran bir uygulama yaptığımız zaman aslında ayrımcı bir uygulama yaptığımızı da şu anda Türk Ceza Kanunu vermiş durumda. Bunun yanında ulaşılabilirlikten bahseden yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde ulaşılabilirliği düzenleyen mevzuatımız nedir? Özellikle 5378 sayılı Özürler Kanunu bahsedildi biraz önce de. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve toplu taşıma ilişkin mevzuatta ulaşılabilirlikle ilgili çeşitli düzenlemeler var. Tabii 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürler Kanunu, ki bugün burada bu etkinliğin düzenlenme nedeni de budur, son derece önemli bir yol ayrımı olmuştur Türkiye için. Ancak ulaşılabilirlikle ilgili mevzuata giren ilk çalışma İmar Kanunu 1997 yılında ek madde 1 eklenmesiyle olmuştur. Şöyle ki, ta 1997 yılında İmar Kanunu şu şekilde bir düzenleme yaptı. Fiziksel çevrenin özürler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için imar planlarıyla kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartların uyulması zorunludur. Yani aslında 1997 yılından beri belediyelerin verdiği tüm ruhsatlar, yaptığı her tür inşaat çalışması, kaldırım düzenlemesi, yaya geçidi, çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları vesaire, bizlerin yaptığı her tür planlama ve projelendirme çalışmalarının imar mevzuatı kapsamında özürler için gerekli düzenlemeleri kapsaması gerekiyordu. İmar Kanunu'ndaki bu düzenlemeden sonra 2 Eylül 1999 yılında ilgili görülen 6 yönetmelikte çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan planlı alanlar tip imar yönetmeliği ile ilgili bazı örnekler vermek istiyorum.
Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur. Dördüncü genel maddesinden sonra çalışma alanları, merkezi iş alanları, bakın burada çeşitli kullanımlar sayılıyor. Yönetim, sosyal, kültürel, ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölge. Bu bölgede büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal, kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar sıralandıktan sonra diyor ki, yukarıdaki bantlarda belirtilen bu alanlarda özürlerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk standartları, enstitüsü standartlarına uygun olarak uygulama yapılması gerekmektedir. 1999 yılından bahsediyoruz. Yine yönetmeliğin 31. maddesi örneğin, rampaların her tür yeni yapıda mutlaka merdiven varsa bina girişinde yapılmasını zorunlu tutan bir düzenleme. Ve rampalarla ilgili genel bazı özellikler veriyor. Mesela döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlek, sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen, standardına uygun malzeme kullanılması gibi. Asansörlerle ilgili 45. maddede ise bu madde 2000 yılında tekrar bir düzenlemeye tabi olmuştu. Giriş katı dahil ve iskan edilen katlar dahil 5 katın üzerindeki binalarda asansör yapılması zorunluluğunun yanında kapı genişliği, asansör kabin içi ölçüleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Bunun yanında yine aynı maddede genel kullanıma sahip binalarda 800 metrekareden kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunlu tutuluyor. Kat adedi 3'den fazla olan umumi binalarda ise en az 2 tane asansör yapılması zorunlu tutuluyor. Ve bu asansörlerden en az bir tanesinin, yani umumi binalar ve yüksek katlı olarak tanımlanan binalarda tehlike anında arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin katı ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, şaft içinde duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekliliği de belirtilmiş. Tuvaletlerle ilgili bir düzenleme var yine tip imar yönetmeliğinde. Burada da yine umumi binalar için 25 kişiye ve diğer kullanımlar için de 50 kişiye en az bir kadın ve bir erkek olmak üzere özürlerin de kullanabileceği en az bir kadın ve bir erkek olmak üzere uygun tuvaletlerin yapılması şartı bulunuyor. Otopark yönetmeliğinde ise umumi binaların otoparkları ve genel otoparklarda özellikle bölge otoparklarında %5 oranında özürler için park yeri tesis edilmesi vurgulanmış ve bu park yerlerinin yine TSE standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş. Dolayısıyla özetle şunu söyleyebiliriz. İmar mevzuatına, imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapılı çevreye ilişkin tüm plan, proje, uygulama, ruhsatlandırma, denetleme faaliyetlerinde ulaşılabilirlik ilkelerinin göz önünde bulundurulması zorunlu. Yani tüm bina, sokak, cadde, yol, meydan düzenlemeleri özürlerin kullanımına uygun gerçekleştirilmek zorunda. Ve buradan imar mevzuatını tamamladıktan sonra özürler kanununa geçmek istiyorum. 7 Temmuz 2005 yılında yürürlüğe giren özürler kanununun yapılı çevreye ilişkin gündeme getirdiği çok önemli bir konu kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklik. Kat mülkiyeti kanununa göre daha önce özürlü kişi özründen kaynaklanan bir oturduğu binada diyelim ki kat maliki olduğu binada proje tadili istediği zaman diğer kat maliklerinin olumsuz bir kişi bile olumsuz olarak baksa bu tadilat gerçekleştirilmiyordu. Oysa özürler kanunundan sonra çoğunluğun onaylaması halinde bu tadilat talebi gerçekleştirilebilir durumda. Fakat çoğunluğun olumlu cevap vermediği toplantılarda bile burada bitmiyor süreç. Kat maliki, özürlü kat maliki ihtiyacı olan talebi bu defa ruhsatı aldığı kuruma, daha çok da tabii belediyeye giderek bir komisyon oluşturulmasını talep edebiliyor.
Ve bu komisyon bu talebin özürlü kişinin gerçekten gereksinimi olup olmadığını ve bina güvenliğini ya da ortak diğer alan kullanımı neredeyse o çevrenin güvenliğini tehlikeye atıp atmadığını değerlendirdikten sonra bu tadilatın yapılabilip yapılamayacağını cevaplıyor. Fakat tabii özürler kanununun bizim için çok önemli olan iki maddesi, geçici ikinci maddesi bir tanesi. Geçici ikinci madde sizin herhangi bir yerin penceresinden dışarıya baktığınız zaman konut alanları dışındaki tüm alanları kapsayan bir madde. Bu alanların özürler kanunu 7 yıl içinde sorumlu kişilerce ulaşılabilir hale getirilmesini yürürlüğe koymuştur. Ve bu süre 7 Temmuz 2012 tarihinde sona ermektedir. Ve yine diğer önemli madde, geçici üçüncü madde. Geçici üçüncü maddede kent içinde belediyelerce sunulan toplu taşıma hizmetlerinin yine 7 yıl mühlet verilerek ulaşılabilir hale getirilmesini hüküm altına almıştır. Geçici üçüncü maddeyle ilgili verebileceğimiz mevzuat örneğinin bir tanesi, otobüslerde tip onayı alınması sürecinde tip onayı yönetmeliğinin ilgili ek 7'sine göre gerekli bazı koşulların taşıt tarafından yani otobüsler tarafından sağlanması ile ilgili bir yönetmelik. Ve yine geçici üçüncü maddenin hayata geçirilmesi ile ilgili Genel Müdürlüğümüz ve İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlarca birlikte hazırlanan ve yürürlüğe giren şehir içi toplu taşıma hizmetinde yer alan otobüslerin özürlerin kullanımına uygun duruma getirilmesiyle ilgili genelge. Geçici ikinci maddenin ve geçici üçüncü maddenin uygulanması ile ilgili ikinci düzey mevzuat bununla sınırlı değil. 12 Temmuz 2006 tarihinde bir başbakanlık genelgesi yayımlanarak aslında kurumlara çok güzel yol gösterilmişti. Dendi ki 3 vadeli eylem planları yaparak bu uygulamayı 7 yıl içinde ulaşılabilirliği hayata geçirin. 2008 yılı geldiğinde 3 yıllık bir süre geçmişti. Fakat kurum olarak baktık ki hala gerektiği gibi özen gösterilmiyor konuya. Bu defa bir başbakanlık talimatı hazırlandı. Yine 7 yıllık süre hatırlatıldı. TSE standartlarına uygunluk hatırlatıldı. Yapılan yıkıp yapmanın çok daha maliyetli olduğu hatırlatıldı. Tüm kurumlara, ilgili bölgelere, birimlere gönderildi bu başbakanlık talimatı. Peki imar mevzuatında ve özürler mevzuatında sık sık atıfta bulunan standartlar neler? Yani bizim başta söylediğimiz kimsenin yardımı olmaksızın kullanımı sağlayacak, uygulamaya yol gösterecek rehberler neler? Bunlardan bir tanesi binalarla ilgili standart. Standart Kasım 2011'de revize edildi ve şu anda gerçekten çok daha kapsamlı bir şekilde yürürlükte. TS 9111 özürler ve hareket kısıtlılığı bulunan bireyler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri standardı. TS 12576 ise uygulayıcıları açık alanlarla ilgili gerekli ölçü ve ölçütleri belirtiyor. Bir diğer direkt ilgili standart raylı sistemlerle ilgili o da TS 12460. Ve şu anda hissedilebilir yüzey uygulama standardı da hazırlanıyor bildiğiniz gibi biraz önce bahsedildiği gibi. Ve az önce Ayhan Başkanım'ın bahsettiği gibi geçen yıl ulaşılabilirlik stratejisi ve eylem planını yürüttük genel müdürlük olarak. Ve mevzuat düzenlemeleri, toplumsal bilinçlendirme ve uygulama kapsamında çeşitli sonuçlar elde ettik. Bunlardan biri özellikle bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi tespit formları. Uygulama sürecinde kurumlara yol gösterici olması açısından standartların soru listesi haline getirilerek hazırlanan formlar. Az sonra kaynaklar bölümünde nasıl erişebileceğinize dair bilgiler vereceğim. Peki şimdi gündemdeki iki soruya gelelim. Bugünkü toplantımızın da özünü oluşturan konu olan 5378 sayılı özürler kanunun tanıdığı süre uzatılacak mı? Hayır, uzatılmayacak. 7 Temmuz 2012'de bu süre dolmuş olacak. Daha sonra neler olacağını şimdi paylaşacağız. Kanunun tanıdığı süre dolduktan sonra ne olacak yani? Özürler kanunun tanıdığı süre dolduktan sonra
Kanunun hüküm altına aldığı hususların yerine getirilmemesi halinde özürlerin tazminat istemleri ve davalar nedeniyle belli bir maddi yük altına girilebilecek. Kimler tarafından? Sorumlular tarafından. Bunun yanında suç duyurusunda bulunmak suretiyle savcılarca kovuşturma yapılarak görevi savsaklama veya kötüye kullanma ile ilgili dava açılabilecek ve bu davalar çeşitli cezalarla sonuçlanabilecek. Ayrıca kamu kullanımına açık binaların öncelikle sahibine yönelik özürler, tazminat davaları açabilecekler. Tabii bu sahip, sorumlu kişi, yükümlü kişi kendi içinde projeyi yaptırdığı müellif, müteahhit, artık kimse, ilgili kişiler kendi içinde geriye dönük onlardan da bu tazminat eğer kaybedilirse bu bedeli rücu etme ihtimali olduğunu hukuk müşavirimiz açıkladı. İmar mevzuatı açısından bir değerlendirme yapacak olursak, ben bir araştırma yaparken şöyle bir bilgiye rastladım. İmar durumuna uygunluk, eserin kentin dokusuna uyumunu sağlıyor. İmar kurallarına uygun olmayan bir yapının meydana gelmesi istemini olağan koşullar altında yüklenici yerine getirmemeli. Zira yüklenici inşaata ilişkin teknik kurallar ile imar mevzuatını bilmekte, en azından bildiği kabul edilmekte. Teknik kurallara ve imar mevzuatına aykırı davranışlardan dolayı yüklenince bu kapsamda sorumlu tutulur diyebiliriz. Bunu bir araştırmada internetten bulduğum bir bilgi. Kaynak veremiyorum şu anda ama daha sonra paylaşmak isterseniz ben size bilgi verebilirim. Ve sizlerle bir dava örneğini paylaşmak istiyorum. Kent içinde İstanbul'da yaşanan bir örnek, tekerlek sandalye kullanarak hareket edebilen Teslime Hanım'ın yaşadığı bir örnek. Bahçeşehir Taksim hattında çalışan halk otobüsüne binmek istiyor Teslime Hanım, tekerlek sandalye kullanıcısı. Şoförden otobüsün orta kapısını açmasını istediğinde şoför diğer yolcuları aldıktan sonra seninle uğraşamam diyerek kapılarını kapatıyor. Ve bunun üzerine bir şikayetten sonra yeterince üzerinde durulmadığını düşünerek İstanbul Barosu tarafından şoföre dava açılıyor. 2 yıl süren dava sonucunda şoför 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Bu az önce bahsettiğim özürler kanununun ayrımcılık maddesine dayanılarak sürdürülen bir dava oldu. Ceza 6 ay süresince ehliyetin alınarak otobüs işletim görevinin yasaklanmasına çevriliyor daha sonra. Şimdi bu örneği ben neden verdim? Tabii ki bir kentsel hizmet aslında ama bizim de binalar ya da açık alan düzenlemeleri yoluyla yaptığımız aslında tam olarak bu. Bina girişinde gerekli düzenleme yapmazsak nedir? Merdivenli bir girişse, rampa ya da diğer mekanik bir çözüm sağlanmamış. Aslında biz yine tekerlek sandalye kullanıcısına diyoruz ki bu binaya giremezsin. Seninle uğraşmadım. Dolayısıyla bakın henüz daha yapılı çevreye ilişkin bu tür davalar açılmış değil ama 7 Temmuz'dan sonra çok yoğun. Herkes dava dilekçelerini hazırladı, bekliyor. Daha sonra göreceğiz benzer davaları ve benzer sonuçları. Ben son olarak sizlerle mevzuatı tamamladıktan sonra yararlanabilecek kaynaklar neler? Yani biz ulaşılabilir düzenlemeleri yapmaya niyetliysek nelerden yararlanabiliriz? Az önce bahsettik, tabii ki standartlarımız var ama bunun yanında www.ozurluveyaslı.gov.tr adresinden erişebileceğiniz formlar bölümünde gördüğünüz gibi ulaşılabilirlik tespit formlarımız var. Açık alanlar ve binalar tespit formları olmak üzere. Çeviri bir kitabımız var, özellikle ulaşımla ilgili olarak herkes için ulaşılabilirliğin iyileştirilmesi rehberi. Yerel yönetimler için ulaşılabilirlik temel bilgiler teknik el kitabını revize ettikten sonra özellikle kaynak olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Ancak şu anda standartlar üzerinden çalışmalarınızı yürütmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Ve biz bir de broşürler hazırlamıştık. Binalar, açık alanlar ve planlama ölçütleri diye. Burada da yine hap bilgiler niteliğinde cümlelerle yapılması gereken şeylerden bahsediliyor. Son olarak unutulmamalı ki herkes yaşamın tüm alanlarında güvenli ve bağımsız hareket etme hakkına sahiptir diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum ve çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sayın Deniz Çağlayan Gümüş'e çok teşekkür ediyorum.